İngiltere'de başlayan mutasyonlu virüs dalgası Türkiye'ye de ulaştı. Mutant virüs endişeleri daha da arttırdı. Uzmanlarsa paniğe lüzum yok diyor. Peki virüsün yeni haline karşı ne gibi tedbirler alınmalı? Detaylara bakıyoruz şimdi. Bizde de bu mutant virüs, bu varyant tespit edildi. Koronavirüs mutasyona uğradı, endişeler arttı. İngiltere'de çıktığı söylenen, sonra Güney Afrika'da da çıktığı söylenen, sonra Avrupa ülkelerinde de görünen, sonra Japonya'da vesaire görünen ve ülkemizde de tespit edilen mutasyon ciddiye alınması gereken bir değişiklik. Bu yeni virüse karşı önlemleri daha da arttırdık mı efendim? Ya tabii canım, temizliğe dikkat ediyoruz. Her şeye dikkat ediyoruz. Maskeyi çıkarmıyoruz ki. Mutasyon haberini duyunca tedbirleri sıkılaştırdınız. Yani. Koronavirüs mutasyona uğradı diyorlar efendim. Daha tehlikeli oldu. Uğrasın ne olacak? Mutasyona uğrasın, sıkıntı yok. Ne olacak? Biz alışırız. Mutasyona alışır, ona da alışırız. Gayet normal yani. Daha çok şey çıkacak diye düşünüyorum. Sadece koronavirüsten kaldılar veya bu mutasyon varlığına kaldılar diye düşünmüyorum. Daha çok mutasyon olacak diyorsun. Ben yani öyle tahmin ediyorum. Mutasyon Türkiye'ye de sıçradı. Virüsün yeni versiyonu vatandaşı korkuttu. Mutasyona uğrayan koronavirüs tüm dünyada korku etkisi yarattı. Tabii Türkiye'de de görüldü o yeni mutasyonlu virüs ve korku tüm dünyadan sonra Türkiye'de de hissedilmeye başladı. Mutasyondan korkuyor muyuz? Korkmaz mıyız? Tabii ki korkuyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Nasıl bir şey, nasıl önlem alınır ona? Yeni virüse karşı mı? Evet. Aynı önlemleri alacağız. Aynı önlemler mi? Farklı bir taktik uygulayacağız. Daha sıkı tedbirler efendim. Daha sıkı tedbirler ama korkuyor insan, ne de olsa olsa virüs işte. Korkmaya gerek yok ya, kaderimizde ne varsa. Tıbbi gelişmelerle ilgili böyle işte korktuk, paniğe kapıldık ya da mucize gelişme falan gibi tepkiler göstermemek lazım. Soğukkanlı ve gerçekçi yaklaşmak lazım. Mutasyona uğrayan virüsün bulaşma hızı 1,5 kat arttı. Ancak mutant virüsü daha hızlı bulaşsa da etkisi aynı. Bulaştığı kişilerde hastalığın şiddeti artmadı. Virüsün eski haliyle bu mutasyon geçirmiş varyant kişilerde, bunların bulaştığı kişiler karşılaştırıldığında %70 artış yok, %57 gibi bir artış. Yani 1,5 katı daha fazla bulaşıyor gibi görünüyor. Ama yine bu eşit özellikteki eski virüsü taşıyan ve bu yeni varyantı taşıyan kişiler birbiriyle karşılaştırıldığında da hastalık şiddetinde de bir değişiklik olmamış gibi görünüyor. Virüsün mutasyona uğramasıyla tedbirlerin önemi daha da arttı. Mutasyona uğramış olsun ya da olmasın, koronavirüsten korkmak, korunmak için yeterli değil. Bu virüslerden korunmak için yapmamız gereken iki önemli şey var. Bir, tedbirlere uymak. İki, aşı olmak. Bizim yapacağımız şey tedbirlerimize devam etmek demek ki. İkincisi de bizde de aşılama başlayacak bu ayın ortalarına kadar. O aşılamayı sıkı tutmak. Yapacağımızı biz de şaşırdık. Tedbirlere uyacağız, aşı olacağız. Aşı. Olacağız inşallah. Efendim korkmayacağız, tedbirlere uyalım ve aşı olalım. Aşı. Aşı düşünüyoruz, bilmiyorum ki. Olur mu? Türk aşısı çıkarsa belki. Diğerinden biraz farkı varmış. Biz de tedbirlerimizi biraz artırırız. Biraz da arttıracağız tedbirleri. Yapacak başka bir şey yok. Aşı olacağız efendim. Aşı olacağız tabii. Bekliyoruz. O zamana kadar da bu maske, mesafe, hijyen tedbirlerini elden bırakmayıp bunları yapabilirsek biz de en az kayıpla sene sonunu buluruz diye düşünüyorum.